Başlayalım. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Karakutu Derneği'nin Adalet Arayışı seminerlerindeyiz. Adalet Arayışı seminerlerini genelde Ekim ayında başlayıp Mayıs ayına kadar sürdürüyoruz. 2017 yılından beri yapıyoruz. Bugün o yüzden yeni sezonun aslında ilk semineri ve 17. seminerimiz. Karakutu Derneği genel olarak gençlerle birlikte geçmişle yüzleşme ve hatırlama çalışmaları yapıyor. Adalet Arayışı seminerlerinde de bizim çalıştığımız bu benzer alanlarda çalışan araştırmacılar, akademisyenler ve aktivistlerle çeşitli seminerler düzenliyoruz ve bu konularda daha fazla tartışma, konuşma imkanı yaratmaya çalışıyoruz. Bugünkü seminerimizin konuğu Mehmet Alkan. Kendisi Tarih Vakfı Başkanı ve İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Öncelikle kendisine teşekkür ediyorum hem vakit ayırdığı için hem de ilgi gösterdiği için derneğimizin bu etkinliğini. Kısaca bilgi vereyim kendisiyle ilgili. Eminim birçoğunuz tanıyor ama bugünkü konuşmasının başlığı en doğru bildiğimizden kuşkulanmak. Biz de merakla bekliyoruz bu başlığın altında neler dinleyeceğimizi. Kendisi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde ilimden bilime geçişin kritik evreleri, Osmanlı materyalizmi ve Baha Tevfik başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Aynı fakültede ölçülebilir verilerle Tanzimat'tan sonra Osmanlı modernleşmesi başlıklı teziyle doktor unvanını aldı. 2000-2001 ve 2009-2010 yılları arasında Amerika'da Wisconsin Üniversitesi Tarih Bölümünde, 2008 ve 2010 yıllarında Kern Üniversitesi'nde kadrolu öğretim üyesi olarak ders verdi. Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nde dersler verdi. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalındaki Öğretim görevine siyasi tarih profesörü olarak devam etmekte ve aynı zamanda da Tarih Vakfı Başkanlığı görevini sürdürmekte. Sizlere de teşekkürler. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle sizlere teşekkür ederim. Yolunuzu şaşırıp kalkıp gelmişsiniz çarşamba akşamı buraya. Umarım geldiğinize değer. Karakutu Derneği'ni ben önemsiyorum. Hakikaten güzel işler yapıyor. Davet ettikleri zamanda hiç düşünmedim. Yani zamanı uyurdurabilirsek bunu gerçekleştirebileceğimizi söyledim. Tabii Anadolu kültür de benim için yabancı bir yer değil. Türkiye'ye çok önemli katkıları olmuş bir kurum Anadolu kültürde. Osman Kavala da şu anda tutuklu içeride. Bir an önce adaletin, hakkın yerine bulmasını umalım ve Osman Kavala'nın da bir an evvel behemahal serbest bırakılmasını, Türkiye'nin normalleşmesini, her bakımdan demokratikleşmesini, daha fazla demokrasiyi dilemiş olalım. Şimdi Beyza Hanım'la da konuşurken, Sebel Hanım'la da konuşurken biraz bu konuşmanın tarih yöntemine dair de olması gerektiğini rica ettiler. Yani böyle bir bağlamı olsun bu adalet arayışları seminerinin diye. Şimdi ben de öyle düşünürken aklıma bir yöntem olarak en doğru bildiğimizden kuşkulanmak şeklinde tarif ederek bir konuşma yapmayı tasarladım. Çünkü bizim en çok zorluk çektiğimiz, benim üniversitede öğrencilerimle yaşadığım en büyük zorluk o güne kadar doğru bildikleri konuda farklı bir şey söylemek. O yadırgatıcı oluyor her zaman. Bu iki bakımdan sorun teşkil ediyor. Bir tanesi, o güne kadar ezberlediklerinin tersini söylüyorsunuz ve bir soru işareti yaratıyorsunuz. Allah'tan artık böyle akıllı cep telefonları var, biraz sınayabiliyorlar sizin söylediğinizi. Dolayısıyla yanlış mı söylüyorsunuz, ideolojik bir tespitte mi bulunuyorsunuz yoksa hakikati mi söylüyorsunuz, onu yakalayabiliyorlar. Fakat bunun bir zararlı yanı daha var. Bu normal yanı. Zararlı yanı da şu. Bu sefer geçmişe dair edindikleri birçok bilgiden kuşku duymaya başlıyorlar. Ve ona dair net tersi söylenirse, o güne kadar bildiklerinin tersine söylenirse, sanki doğru gibi gelmeye başlıyor.
Şimdi bu da çok tehlikeli bir şey. Yani bugüne kadar öğrendiğiniz bilgiye, resmi tarihe, resmi tarih tamamen yanlış bir tarih değil. İdeolojize edilmiş bir tarih. Bu ikisini birbirinden ayırt etmek lazım. O ideolojize edilirken bazı dönüm noktaları, kişiler, olaylar, kurumlar eğilip bükülüyor ve farklı bir hale getiriliyor. Siz onu düzeltmeye çalışıyorsunuz, onun anlamlandırılmasını düzeltmeye çalışıyorsunuz. Fakat öğrencide şöyle bir hava hasıl oluyor. Bizim bugüne kadar öğrendiğimiz her şey yanlış. Şimdi o da öyle değil. Yani bütün bunların içinde bir dengeyle devam etmek gerekiyor. Şimdi benden hani ne anlatacağım diye sorduklarında çok sıkışık bir andı. Hani bir baş şey yazalım hani dedi. Şöyle bir şey yazıp göndermiştim ben çok iki arada bir derede. Sonra da baktım hoşuma gitti. Onun için hani bugünkü konuşmanın da özü o. Onu bir okuyayım size. Tarihçi, tarihe ve tarih yazımına dair çalışmalara başlarken öncelikle doğruluğundan hiç kuşku duymadığı bilgileri sınayarak işe başlamalı. Zira yılların sistematik ezberi doğruluğundan kuşku duyulmayan yanlışlar haline dönüşebilir. Tabunun olmadığı ve her türlü sorunun sorulabildiği yerde eleştirel düşünce, düşünme ve bilimsel çalışma mümkün olabilir. Her sene ben derslere başlarken öğrencilerime bazı uyarılarda bulunuyorum. Onlardan bir tanesi, bilim dediğimiz şey en basit soruyu sorar. Genellikle öğrenci arkadaşlarımızın şöyle bir hevesi oluyor. Öyle bir soru sorayım ki, o kadar böyle oturaklı bir soru sorayım ki, hani hem hoca etkilensin hem arkadaşlarım etkilensin şeklinde. Halbuki bilimde en etkili sorular yalın sorulardır ve çocuklar sorar. Mesela ağaçlar neden dik durur der. Siz yıllardır ağaçların dik durduğunu bilirsiniz, yanından geçersiniz. Ama siz böyle bir soruyu soralı çocukluk döneminizden beri çok yıl geçmiştir. Ağaçlar yıllarca dik durduğu halde siz buna cevap veremezsiniz. Neden dik duruyor? Çok basit bir soru bu. Ağaçlar, yaprak niye yere düşer? Yer çekiminden. Hadi yer çekimini anlat çocuğa bakalım. Ay niye orada duruyor? Niye asılı duruyor? Hadi bakalım anlat. Yani çok basit sorulardır bunlar ama aslında hayatı, karmaşıklığı yalınlaştıran sorulardır. Biz bu sorulara cevap verince aslında gerçeği, hakikati anlamaya, onun peşinden gitmeye başlıyoruz. Dolayısıyla en doğru bildiğimizden kuşkulanarak, en yalın soruyu sorarak işe başlamanın bilimsel etkinlik anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bugün de size onu ifade eden bir konuşma yapmak istiyorum. Fakat başlangıcında bugün yaşadığımız bir konuda örnek vermek istiyorum ki şu andaki iktidarın en sevdiği şahıs tarihte kim diye sorsam ne dersiniz? En çok zikredilen, ismi en çok geçen. İkinci Abdülhamit, öyle değil mi? Şimdi iktidarın tarif ettiği bir Abdülhamit var. Bu İslamcılığın işte dünyada bir numaralı simgesi ve eylem insanı, işte mütedeyyin, işte imparatorluğun bütün sınırlarını koruyan, kimsenin alt edemediği, işte Yahudilerden nefret eden adeta, ondan sonra Masonları sevmeyen falan böyle bir padişah tipi. Halbuki hayal edilen veya fiction Abdülhamit'le, icat edilen Abdülhamit'le gerçek Abdülhamit arasında dağlar kadar fark var. Örneğin, Abdülhamit Türk müziğinden nefret eder. Yani sevmez demiyorum. Türk müziğinden, Türk sanat müziğinden nefret eder. Dini bayramlarda bile Yıldız Sarayı'nda alafranga müzik çaldırır. Şimdi çok ilginç bir şey bu. Yani sizin İslamcı diye, mütedeyyin, muhafazakar diye yeri göğe koyamadığınız padişah, bambaşka. Bunu kim anlatıyor? Mihazlı konuşalım, kaynaklı konuşalım. Kızı anlatıyor, Ayşe Osmanoğlu. Hatıratı yayınlandı onun. Hatıratından okuyabilirsiniz. Hiçbir çocuğuna Alaturka musiki aleti öğrettirmemiştir. Nefret eder. O yüzden bütün çocukları alafranga müzik aleti bilir. Piyano gibi, keman gibi vesaire. Veya Abdülhamit Yahudi karşıtı bir adam değildir. Siyonizm karşıtı bir adamdır.
antisemitik değildir yani. Antisiyonisttir. Bu ikisi arasında çok dağlar kadar fark var. Veya masonlardan nefret etmez, tam tersine mason localarına bile yardım yapmıştır. Hatta hiç dokunmaz onlara. O yüzden İttihat Terakki Hareketi, mesela Selanik'te Makedonya Risorta Locası'nda büyük ölçüde örgütlendi ve faaliyet gösterdi. Çünkü biliyor ki zaptiyeler basmayacak orayı. Yani bir masuniyeti var locanın. Şimdi veya Abdülhamit'in toprak kaybı. Abdülhamit son dönemde en büyük toprak kaybının yaşandığı padişahtır. En büyük toprak kaybı, Birinci Dünya Savaşı'nı hariç tutarsanız, Abdülhamit döneminde yaşandı. Yani çok devasa bir... Veya Abdülhamit'i darbeciler götürdü diye ahvah ediyorlar. Ama Abdülhamit'in darbecilerle iktidara geldiğini kimse söylemiyor. Abdülhamit, önce Abdülaziz'i tahttan indirip 5. Murat'ı, sonra 5. Murat'ı tahttan indirip yerine kendisini geçiren darbecilerle pazarlık yaparak padişah oldu. Şimdi tabi giderken bir tür darbeyle mi gitti? Evet. Yani bir tür o sistem içinde haksızlığa uğradı, ona da evet. Fakat gelişi de darbeylendi, bunu unutmamak lazım yani. Tabii en komiği de şu, ondan burayı bitireyim artık. Şimdiki İslamcılar çok seviyor ama dönemin İslamcıları nefret ederdi ikinci Abdülhamit'ten, altını çiziyorum. Mesela Mehmet Akif Ersoy, 12 Mart 1921'de İstiklal Marşı'nın güftesi mecliste oy birliğiyle kabul edildi, hala kullanılıyor. O Mehmet Akif, yani yine İslamcıların en el üstünde tuttukları sevdikleri Mehmet Akif Ersoy, ikinci Abdülhamit'e en ağır eleştirileri getirmiş insandır. Bazılarını okuyamazsınız. O kadar ağır eleştirileri var. Veya çok önemli bir Kur'an-ı Kerim tefsiri vardı. Hakikaten çok güzel bir tefsir. Ben bir kısmını okudum. Elmalılı Ahmet Hamdi Yazır'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri. Elmalılı Ahmet Hamdi Yazır dönemin en önemli İslamcılarından biridir. Ve 2. Abdülhamit'in hal fetvasını o yazmıştır. Yani bir İslamcı, bir mütedeyyin İslamcı yazmıştır. Şimdi hayal edilen Abdülhamit nerede? İktidarın kutsadığı, adeta etrafında bir hare oluşturduğu Abdülhamit nerede? Şimdi tabii iş bundan bitmiyor. Türkiye'de herhalde hemen hemen ana mektebinden aklı başında yaşlılığa kadar herkesin bir ağızda söyleyebileceği bir cümle var. Kuşku duymadan söyleyebileceği bir cümle. Mustafa Kemal Atatürk 1881'de Selanik'te doğdu. Zannediyorum içinizde de bu cümleyi bilmeyen yok. Yani hayal edemem yani böyle bir şeyi. Var diyen olursa da şaşar kalırım. Herkes biliyor bu cümleyi. Mustafa Kemal Atatürk 1881. Bu cümledeki her bir sözcükte problem var. Şimdi bugün onu anlatacağım size. Yani en doğru bildiğimizden kuşkulanmak bu. Bir, Mustafa ile başlayalım. Pardon, doğumuyla başlayalım. İsimlerini bir arada toptan yapalım. Şimdi burada 1881'de Selanik'te doğdu diyoruz. Şimdi önce bu pulu göstereyim ben size. Atatürk öldüğü zaman basılan pullar bunlar. Doğum tarihini görüyorsunuz. 1880, 1938'de kuşku yok. 38'de öldüğü zaten öldüğü işte. Ama doğum tarihinde kuşku var. Yani öldüğü ay basılan pullarda bile 1880 yazıyor. Şimdi ha 1880'de doğmuş, ha 1881'de. Aslında baktığınızda hani ne olacak? Hani bir yılın ne önemi var diye düşünüyor insan ama tarihçi olunca öyle düşünemiyorsunuz. Yani ona bir cevap vermek istiyorsunuz yani. Ne zaman doğdu? Veya asıl cevap vermek istediğiniz soru şu. Neden farklı tarihler veriliyor? Yani neden bir tarih veremiyoruz? Neden bir farklı tarih veriyoruz? Şimdi bunu ben de merak ettim. İşte benim de en doğru bildiğimizden kuşkulanmak diye zaten toplumsal tarihte sanıyorum 14 dizi yazdım. Daha da 5-6 dizi yazacağım, kitaplaştıracağım ondan sonra. Bu bilgi neden bizde böyle yanlış yerleşmiş veya biz neden bunu sorgulamıyoruzun hikayesi zaten. Şimdi Atatürk'e dair ilk bilgimiz, uzun yıllar boyunca ilk bilgimiz arkamda gördüğünüz bu, rahat görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben engelliyor muyum? Biraz kenara çekileyim mi? Tamam. Bu bilgi
Şu buradan bir cursor'la yaparım dedim ama yapamadım. Bu 1900 yılında Harp Okulu'na kayıt olduğu zaman kayıt defterine Mustafa Kemal'le ilgili yazılan not. Bunlar sonradan hani Atatürk'ü hürmeten yapılmış kayıt defterine öyle bir çerçeve çizmişler. Normalde böyle. Şimdi burada bilgi veriliyor, işte numarası yazılıyor. Hani 1283, her sene hani Harp Okulu'nda Atatürk'ün numarasına geliyor, 1283 bütün Harp Okulu öğrencileri kalkıyor içimizde diyor ya, işte o numara bu numara. Harp Okulu'na kayıt numarası. Burada yazıyor işte, Selanik'te, Koca Sinan Paşa Mahallesi'nde falan filan, Mustafa Kemal Efendi 96 diyor. 96 dediği doğum yılı. Hani eskiler öyle kullanırlar, 86 senesinde deriz, 1986'yı söyler. O 96, 1296. Yani çünkü o 96'ya en yakın tarih o, 1296. Fakat şunu bilmiyoruz. Bu 1296 Rumi tarih mi, Hicri tarih mi? Bilmediğimiz için arada 2 sene fark eder. Bazen de 3 sene fark edebilir. Yani 1878'de de doğmuş olabilir, 1881'de de doğmuş olabilir. Ciddi bir fark yaratıyor. Veyahut diyelim ki artık biliyoruz onun doğum tarihini. Mali tarih, Rumi tarih 1296. Bu sefer de şu problem başlıyor. Hangi ayda doğdu? Çünkü doğduğu aya göre de 1880 mi, 1881 mi değişen bir tarih veriyor bize. Şimdi biz Atatürk'e dair bu kadar basit bilgileri neden sorgulamıyoruz? Çünkü Atatürk çok uzun yıllar dokunulmaz bir tabu lider olarak algılandı. Ona dair bir şey sorulamadı, söylenemedi. Akademik anlamda söylüyorum tabii ki. Yani yoksa saygısızlık etmek hiç kimsenin kimseye hakkı değil saygısızlık etmek. O ayrı bir şey. Eleştirebilirsiniz. Ama yani hürmet etmek gerekir. Faşistler ve diktatörler hariç olmak üzere. O da ayrı bir konu. Şimdi problem şurada başlıyor. 1296 Rumi, tamam anladık. Hangi yıla denk düşüyor bilmiyoruz. Peki ikinci soru, Atatürk biliyor muydu? Atatürk de bilmiyordu. Atatürk hangi yılda doğduğunu bilmiyordu, hangi ayda doğduğunu bilmiyordu. Yani bu onun da bilgisi dahilinde değil. Bunu merak ettiği zaman çok geç bir dönemdi, 1930'ların başıydı. Arada merak edenler olmuş. Mesela Enver Behnam Şapolyon 1921-22 yıllarında Zübeyde Hanım'la bir röportaj gibi bir şey yapmış, bir konuşma yapmış. Zübeyde Hanım Enver Behnam Şapolyon'a demiş ki, Erbayin'de doğdu Mustafa. Şimdi Erbayin demek şu demek, 21 Aralık'la 1 Şubat arasındaki tarihe Erbayin der eskiler. Yılın en şiddetli soğuklarının yaşandığı dönemdir Erbayin ayı. 40 gün sürer. Mesela ben eski İstanbullular tanıdım böyle. O Erbayin ayında dışarı çıkmaz o eski İstanbullular, ölürüm diye. Ölüm korkusu sarar çoğu kişiyi. En şitanın, soğukların, kışın en şiddetli olduğu dönemdir. O yüzden Zübeyde Hanım demiş ki, işte ben Mustafa'mı Erbayin'de doğurdum. Şimdi Erbayin'de doğurdum deyince yine iş karışıyor. Çünkü 21 Aralık'la 1 Şubat arasındaki bir gün. Ama hangi gün, hangi ay vesaire 1880 olma ihtimali daha fazla diyor Enver Behnam Şapolyon mesela buna dayanarak. Sonra Mustafa Kemal de bunu merak ediyor, anlaşılan o ki. Çeşitli hatıralarda rastladım ben. 1930'ların başlarında güvendiği bir arkadaşına bu konuyu açıyor ve şöyle bir yöntem izliyorlar. Bu Selanik mahallede yani Mustafa Kemal Atatürk'e komşu olan isimlerin mübadeleden sonra veya önce nereye göç ettiklerine bakıyorlar. Bursa'ya geçmişler o komşuların bir kısmı. O komşularla konuşmaya gidiyor. İşten meşgul olanlar Demokrat Parti döneminde Atatürk'ün doğum gününü bulduk diye ortaya çıkıyorlar 1954-1955 yılında. Mustafa Kemal Derneği diye bir dernek var. Sonradan bu yayını da yaptı. Atatürk ne zaman doğdu diye 1972'de.
Onun çok daha önce 1950'lerde şöyle bir haber var gazetede. Mustafa Kemal Derneği uzun araştırmalar ve çeşitli tetkiklerden sonra Atatürk'ün doğum gününün tespite muvaffak olmuştur. Büyük atamız 1881 senesinin 13 Mart'ında doğmuş olduğu kabul ve bunu bir zabıtla tespit ederek ilan etmiştir diyor. Peki bu, onlar bu bilgiye nereden ulaştı? Yani 13 Mart bilgisine nereden ulaştı? O bilginin kaynaklarından biri Makbule Hanım. Makbule Hanım vefatından kısa süre evvel Harbiye'deki evi ziyaret ederken o müzenin müdürü Makbule Hanım'a soruyor. İşte Büyük Gazi ne zaman doğmuştu, hatırlıyor musunuz falan diye. O arada Makbule Hanım da o bilgiyi nereden aldığı meçhul böyle bir tarih veriyor. Yani 1 Mart tarihini veriyor. Eski tarihle 1 Mart doğumlu diyor. Ona 13 eklerseniz yeni tarih 13 Mart ediyor. Yani bu bir miladi tarih hesaplama hikayesidir. Onun üzerine Mustafa Kemal Derneği de tamam biz bunu bulduk. İşte Makbule Hanım da teyit etti. İşte 13 Mart'ta doğdu. Halbuki Atatürk'ün sağlığında böyle bir tarih falan yok. Yani Atatürk'ün sağlığında hiç kimse böyle bir şey söylememiş durumda. Neyse sonuçta bunun böyle olduğunu kabul ediyorlar. Bir toplantı yapıyorlar 1957 senesinde. Bunu ilan ediyorlar. Fakat dönemin havası çok Atatürkçü bir hava değil, çok ilgilenilmiyor. Ama imdatlarına 60 darbesi yetişiyor. 60 darbesinde bir Atatürkçü hava hasıl olunca tekrardan bu iş canlanıyor. Ve 13 Mart'ta bir baloyla Atatürk'ün doğum gününü parti vererek Harbiye Ordu Evi'nde kutluyorlar. Ve ondan itibaren de ısrarla 13 Mart'ı Atatürk'ün doğum günü olarak söylüyorlar. İşte ondan sonra da şu gördüğünüz broşürü yayınlıyorlar. Ve işte herkes bu işin peşine düşüyor. Bu arada bir tarih daha ortaya çıkıyor. 19 Mayıs tarihi. O da Afet İnan'ın birazcık yorumu ve Faik Reşit Unat'ın katkısıyla. İşte bu doğum günü araştırılırken Mustafa Kemal de bunalıyor anlaşılan en sonunda. Yani bilinmiyor bu iş diye. Tam o sıralarda da İngiltere tahtından vazgeçen bir kral var. Hatırlarsınız bu 1936 senesinde. İngiltere kralı Türkiye hükümetine Mustafa Kemal'in Gazi Hazretleri'nin doğum gününü soruyor ki bir tebrik telgrafı yollayacağız diye. O sırada yeniden bir köşkte telaş oluyor. İşte Mustafa Kemal'e de soruyorlar. O da diyor ki ya işte ne diyeceğiz yani bilmiyoruz da falan filan. İşte o arada mecliste bulunanlardan biri diyor ki paşam diyor sizin Samsun'a çıktığınız gün hani yeniden Türkiye'nin dünyanın hayat bulduğu bir gün 19 Mayıs deyiverelim. Öyle bildiriyorlar İngiltere'ye. İngiltere'de 19 Mayıs'ta bir telgraf çekiyor doğum günü için. O şey kalıyor. Dolayısıyla 1881'de mi doğdu Atatürk bilmiyoruz. Bilmenin bir önemi var mı? Var. Keşke bilsek yani tam günlü ve ayını bilsek. Muhtemelen Zübeyde Hanım Kur'an-ı Kerim'i kaydetmiştir. Çünkü o dönem adet odur biliyorsunuz. Fakat yani bilmiyoruz. Yani sonuçta 1296 tarihi dışında hiçbir şey bilmiyoruz. 96 tarihi muhtemelen doğru bir tarih. Ama dediğim gibi hicri mi, miladi mi bilmiyoruz. Buraya bir dipnot daha ekleyeyim. Kafanız çok fazla karışmadan. Türkiye'de nüfus kağıdı verilmesiyle ilgili hikaye Abdülhamit döneminde başladı. Daha önce kimsenin nüfus kağıdı falan yoktu. Yani siz aile biraz okumuş, dokunmuş bir aile ise sizin doğum gününüzü, tarihinizi bilir. Onun dışında bilmez. Çünkü hem okuma bileceksiniz hem yazma bileceksiniz kaydetmek için. Dolayısıyla Atatürk'ün nüfus kağıdına dair bilgiler de o doğduktan 7-8 yıl sonra çıkan bir kanunla kaydedilmeye başlanıyor. Yani herkesin nüfus kağıdı hemen hemen 1880'lerin ortasından itibaren kaydedilmeye başlıyor. Buradan da çoğunuzun kafasında hala bir soru işareti olarak duran bir konuyu çözmüş olayım size. Soy ağacınıza bakmışsınızdır hepiniz bir merakla. Hepsi gidiyor 1830'lara, 1820'lere daha da öteye gitmiyor. İtiyorsun gitmiyor. Yani 1700'ü bulamıyorsun. 1840'ı buluyorsun, 1830'u buluyorsun. Çünkü ilk nüfus
kaydı sistemi 1880'lerde başladı. O zaman soruyorlar sana, ne zaman doğdun? Biliyorsan diyorsun işte, diyelim ki 1240'ta doğdun. Ne zamanı denk düşüyor? 1820'lere denk düşüyor. İşte o bilgi oradan geliyor. O yüzden daha eskiye gidemiyorsunuz. Kayıt yok çünkü. Devlet doğum kaydını o tarihten itibaren tutmaya başladığı için size o kadar verebiliyor. Yani orada bir tılsım yok. Herkesin durumu aynı. Bazı aileler, ulema aileleri hariç, ehli tarik aileler hariç, çünkü onlar silsile tutarlar ve bilirler. Çok eski kuşaklara kadar giderler. Ama şu an yaşayanlar, yani şu an soy ağacını merak edenler 1830'lu yılların öncesine gidiyorlarsa mucizedir, onu söyleyeyim size, gidemez. Çünkü o kişi 1880'lerde kayıt olduğu ve hayatta olduğu için o bilgi var. Yani o bilgi de olmazdı, onu söyleyeyim. Sebebi bu. Burayı kapatıyorum. Yani biz Atatürk'ün ne zaman doğduğunu bilmiyoruz. Yalnız kanunla 1881 yaptılar. O da 12 Eylül darbesinden sonra Kenan Evren ve darbeciler 1981 yılını, darbeyi meşrulaştırmak için Atatürk'ü çok iyi kullandıkları için, Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönümü diye 1981 yılını kanunen onun doğum yılını 100. yılını ilan ettikleri için Atatürk kanunen 1981 doğumlu. Kanunen günü seçildi mi? Yok. Gün yok. Yok. Sadece yıl. Sadece yıl var. Şimdi isimlerine gelelim. Şimdi biraz sert başlayayım. Atatürk Mustafa isminden nefret eder. Halbuki biliyorsunuz Mustafa diye belgesel yapıldı bu ülkede ve aylarca konuşula konuşula bitirilemedi. Sordular belgeseli yapana, neden Mustafa ismini koydun? Ona birinci annesinin seslendiği, çok sevdiği isimle, Mustafa ile, hani sıradan bir insan olarak falan dediler. Halbuki Mustafa ismini sevmiyor. Bunu ben söylemiyorum, bu benim yorumum değil. Şimdi o hikayeyi anlatacağım ben size. Şimdi aslında hepinizin bildiği bir başka hikaye daha var. Bir gün matematik dersinde, gerisini biliyorsunuz değil mi? Bilmeyen yok öyle değil mi? Bir gün matematik dersinde hocası Mustafa'yı ayağa kaldırıyor, her şeye cevap veriyor. Şöyle bakayım, senin adın ne Mustafa? Aa, benim adım Mustafa, senin adın Mustafa. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun. Bunu da bilmeyen yoktur tahmin ediyorum aranızda. Böyle bir hikaye olmuş. Bunu Mustafa Kemal anlatıyor. Şunu da belirteyim bir dipnot olarak. Mustafa Kemal'in çocukluk ve gençlik, yani hemen hemen Birinci Dünya Savaşı'na kadar bildiğiniz ne varsa Mustafa Kemal'in anlattıklarıdır. Başkasının anlattığı yoktur. Hepsi, yani Makbule Hanım 2 yaşında 7 yaşındaki abisine tanık olmuş olarak anlatır, komik. Yani 2 yaşındaki insan 7 yaşındaki abisinin ne karga kovaladığını nereden bilecek? Ama o görmüş gibi anlatıyor. Çünkü abisi anlatıyor. Ona dayanarak anlatıyor. Neyse. Bu hikaye, yani Mustafa Kemal hikayesinde Mustafa Kemal'in kendisi anlatıyor. Böyle bir olay yaşandığını. Şunu yanlış anlamayın. Bu uydurma bir hikaye mi? Ben hiç zannetmiyorum. Yani böyle bir hikaye olmuştur. Yaşanmış olabilir böyle bir hikaye. Fakat sorun şu. Hani dedim ya işte yani şöyle düşünün, daha doğrusu şöyle ifade edeyim. Tamam, ben böyle bir hikayenin kuşkuluğundan, doğruluğundan kuşku duymuyorum ama mesela bir nüfus memuru buna nasıl inanır? Yani nüfus memuruna gidip şöyle mi diyeceksiniz? Ben işte sınıfta bugün öğretmenim bana benim adım Mustafa'ydı, Mustafa Kemal dedi. Bundan sonra benim adım Mustafa Kemal olsun, sicile öyle yazın. Şimdi sorun şu, bakın. Bu ilk kaydı dedim ya size. Bakın bu ilk kaydında da Mustafa Kemal ismi var. Mustafa Kemal Efendi yazıyor. Mustafa Kemal Efendi. Yani Kemal ismi kayıtta var. Muhtemelen kendisi yazdırdı. Yani Kemal ismini, kendi ismine kendisi kattı. Bu çok açık, yani bunun başka bir izahı yok. Çünkü buna nüfus memuru inanmaz, yazmaz bunu. Yani bunu bugün de düşünün, yani resmi bir kayıtta düzeltme yapmanız böyle kolay bir iş değil. Peki ne oldu da Kemal ismi geldi Mustafa? Ve bu Kemal ismi 1900 yılından sonra, Harbiye'den sonra da hep öne çıkacak.
Mustafa M diye kısalacak, hep Kemal ismi yazılacak. Ve ihtiyaç olmadığı zaman da Mustafa söylenmeyecek. Bir dönem hariç, 1919-1923 arası. Orada Mustafa Kemal Paşa. Ondan sonra Kemal Paşa. Hiç Mustafa kullanılmaz, hep Gazi Kemal Paşa denir. Şimdi bu buradaki problem ne? Yani Mustafa'yı sevmemesi. Benim tahminimi söyleyeceğim size, ben öyle tahmin ediyorum. Şimdi bu işte rüştiyeye başlıyor biliyorsunuz, askeri rüştiyeye ve ara sınıftan başlıyor. Hani bu meşhur hikayedir, yine Atatürk anlatmıştır onu. Önce mahalle mektebine dualarla yazılıyor, sonra daha ilerici Şemsi Efendi mektebine gidiyor falan bir hikaye var. Tam o sıralarda babası vefat ediyor, Ali Rıza Efendi. Ali Rıza Efendi vefat ettiği sırada bir müddet dayısının çiftliğine gidiyor Makbule ile beraber. Neden gidiyor ve neden annesinden ayrı kalıyor? Çünkü annesi ikinci defa evleniyor. Bu da çok az bilinir. Mesela birçoğunuzun bildiğini zannetmiyorum bunu. Üvey babası olduğunu ve üvey babasından gelme akrabalıkları olduğunu. Şimdi hikaye bence bundan sonra başlıyor. Çünkü Rüştiye'ye yatılı yazılıyor Mustafa Kemal, Selanik Rüştiyesi'ne. Mustafa Kemal'in eviyle Selanik yatılı Rüştiyesi arası yürüme mesafesi. Yani izahı biraz zor bunun. Neden yatılı kalsın o kadar, el kadar çocuk Selanik Rüştiyesi'nde? Anlaşılıyor ki ya üvey baba Mustafa Kemal'i evde istemedi veya Mustafa Kemal üvey babaya tepki duydu. Bu ikisi de mümkün. Bana sorarsanız Mustafa Kemal'in hakikaten bağımsız bir karakteri var. Yani o belli oluyor. Çünkü mesela Kemal ismini kendisine kendi veriyor. Tıpkı soyadını verdiği gibi birazdan söyleyeceğim, anlatacağım onun hikayesinde. Dolayısıyla muhtemelen kendisi tepki duydu üvey babaya ve ondan yani aileden uzaklaşıyor ondan sonra. Annesi de sıkılmış olamaz mı? Nasıl? Annesi de sıkılmış olamaz mı? Zannetmiyorum. Çünkü annesiyle de ilişkisi iyi bir ilişki değil. Çünkü evden ayrıldıktan sonra adeta annesine hep misafirliğe gidiyor. Doğru dürüst yatıya bile gitmiyor. Mesela Birinci Dünya Savaşı sırasında Mustafa Kemal'e gelip üvey babasının vefat ettiğini söylüyorlar. İyi adamdı diyor. Hani ne cenazesine gitmesi ne bir şey hiç söz konusu değil. Mesela arada Selanik'e gidiyor, anne de kalmıyor. Yani şimdi Selanik'teki ev bildiğimiz kadarıyla Atatürk'ün de evi değil. Bir rivayete göre evi ama bir rivayete göre değil. O Zübeyde Hanım'ın evlendikten sonra aldığı ev. Yani Mustafa Kemal'in doğduğu ev değil. Yani orada başka bir ev olabilir ama o ev değil. Ama o eve bile Ali Rıza Bey'in diktiği nar ağacını yazmışlar. Halbuki ölmüştü Ali Rıza Bey o şey alındığında. Neyse uzatmayayım. Sonuçta Mustafa Kemal zaman içerisinde ve ilk fırsatta Mustafa'yı terk etti. Ve Kemal ismini aldı. Şimdi Kemal ismini alışını da şuradan göstereyim nüfus cüzdanında. Bakın şu bu taraftaki yani bize göre soldaki Kemal yazıyor. Bu 1934'te soyadı kanunu çıktığı zaman verilen nüfus kağıdı. Atatürk sağ ve nüfus kağıdı zaten 001'dir yani ona özel nüfus kağıdıdır bu. İki tane nüfus kağıdı var. Sağlığında çıkan nüfus kağıdına Mustafa'yı yazdırmıyor. Bu kadar net. Annesiyle arası, mesela annesiyle hayatının son döneminde biraz görüşüyor. O da İstanbul'da. Bir dönem Akaretler'de kaldı Zübeyde Hanım Makbule'yle. Bir dönemde Harbiye'deki evinde. Bir tane yan yana fotoğrafını göremezsiniz Zübeyde Hanım'la. Ben böyle deyince var diyorlar. Hayır o çizim, fotoğraf değil. O yüzden Ali Rıza Bey'in fotoğrafı bile yoktur. Mustafa Kemal ile Zübeyde Hanım'ın yan yana tek bir fotoğrafı da yoktur. Ama uydurulmuş fotoğraflar vardır. Etrafta bol bol görürsünüz. O ayrı bir şey. Uzatmayacağım. Sonuçta aile içi ilişki ama Mustafa Kemal'in annesinden de pek hoşnut olmadığını anlıyoruz. Hatta biliyorsunuz annesinin vefatına bile gecikmeli gitti. Yani öldükten sonra gitti. Anlaşılan o ki o
evlilik hikayesinin onda yarattığı bir rahatsızlık ve ailenin verdiği isim yerine kendine kendi isim vermesi, Kemal'i kullanması, bu bana çok ilginç geliyor. Şimdi tabii o Kemal de yerinde durmuyor. Şöyle yerinde durmuyor. Şimdi burada bakın iki tane nüfus kağıdı var Atatürk'ün. Bunlardan biri Anıtkabir'de, biri Savarona yakındaydı. Şimdi ikisi de Anıtkabir'de. Şimdi Anıtkabir'dekilere sorsanız da nedir diye onlar da bilmiyordu. Bakın birinde Kemal yazıyor, birinde Kemal yazıyor. Bu iki orijinal nüfus kağıdı bu. Şimdi bunun hikayesi de şu. Bu nüfus kağıdı soyadı alındıktan sonra herkesin nüfus kağıdı çıkıyor. 1934'ün Kasım-Aralık ayında Paşa'ya bu nüfus kağıdını veriyorlar. Fakat tam o sıralar dilde sadeleşmenin falan böyle çok hararetlendiği bir dönem. O harareti uygun olarak biri Mustafa Kemal'in kulağına fısıldıyor ki bu Kemal'i de değiştirmek lazım paşam diyorlar. Yani şimdi bu kadar dilde sadeleşme falan. Zaten diyorlar Kemal'in aslı Kamal. O ne demek diyor? Kale diyorlar eski Türkçe'de. Kale anlamında kullanılır. Onun üzerine zaten benim bulma hikayemde bunu şöyle başladı fark etme hikayemde. Ben seçim tarihi üzerine çalışıyordum. Bitiremediğim bir çalışmam var. 1935 seçimlerine bakarken Atatürk'ün isminin ısrarla Kamal olarak yazıldığını gördüm. Eyvah dedim, bunu yazan ne zılgıt yemiştir. Çünkü o dönemde bütün haberler ya Çankaya Köşkü'nden ya Dolmabahçe Köşkü'nden Anadolu Ajansı mahveçli geliyor. Noktasına dokunamazsınız. Yani onlar ne gönderiyorsa onu yayınlayacaksınız. Ben de dedim ki eminim yani çok ağır bir fırça yemiştir kim dizdiyse bu gazeteyi. Aa, ertesi güne bir baktım gene Kemal yazıyor. Anlaşılan o ki herkes benim gibi şaşkınlıkla merakla bu işi Anadolu Ajansı'na sormuşlar. Bakın sonra da yandaki tebliği gazetelere göndermek zorunda kalmışlar. Kemal Atatürk 3 Şubat'ta dahi yeni seçim müzaherelerine devam etmiştir. Cumhuriyet Halk Burkası'nın Saylar dediği milletvekili, namzetleri, dilde sadeleşme var ya, işte milletvekiline Saylar deniyor. Saylar namzetleri tespit olunmuştur. Namzetlerin adları ve Kemal Atatürk'ün seçim için ulusa beyannamesi 4 Şubat'ta ajanslara gönderilmiştir falan filan. Şimdi bu tebliğden sonra işte Atatürk'ün ulusa beyannamesi, Kemal Atatürk'ün işte gazetelere gönderilen açıklama bu. Atatürk'ün öz adı olan Kemal diye başlıyor. Türkçe ordu ve kale manasındadır. Arapça bir kelime değildir. Artık ayağınızı denk alın. Yani Gazi Hazretlerine Kemal değil Kemal denildi. Altında da yazmış. Bugünkü tebliğde az önce gösterdiğim tebliğde o seçmen tebliğinde Önder Atatürk'ün Atatürk'e Önder denirdi. Yani bu o dönemde Avrupa'da da yaygın bir şey. Mesela Almanya'da Führer denir. İtalya'da Duce denir. Türkiye'de de Önder denirdi hitap ederken. Önder Atatürk'ün öz adının Kemal olarak yazılmış olduğunu gördük. Bu hususta yaptığımız tahkikten böyle yazılışın sebep ve temeli anlaşıldı. İstihbaratımıza nazaran Atatürk'ün taşıdığı Kemal adlı bir Arapça kelime olmadığı gibi Arapça Kemal kelimesinin delalet ettiği manada da değildir. Atatürk'ün muhafaza edilen öz adı Türkçe ordu ve kale manasına gelen Kemal'dir. Son A üzerinde tahfif işareti yani inceltme işareti yumuşattığı için telaffuz hemen hemen Arapça Kemal telaffuzuna yaklaşır. Benzeyiş bundan ibarettir. Sene 1935. Yani diyor ki bu yaşıma kadar Kemal'i kullandım ama o Arapça değil, o bir benzeyişten ibaret. Benim adım aslında Kemal. Bunun üzerine bakın önderimiz Kemal Atatürk'ün. Bu bütün Türkiye'ye tebliğ olarak yayınlandığı gibi yurt dışı temsilciliklerine de gönderiliyor. Deniyor ki bütün sefaretlere yurt dışından bize yazılacak bütün yazılarda önderin ismini Kemal değil, Kemal yazsınlar. Yani o yanlışmış bundan öncekiler diye. Bakın böyle kitaplar çıktı. Kemalizm diye. Hemen 1936'da mesela İngilizce yazılan kitaplarda aynı şekilde kullandılar bunu. Hatta bakın La Turquie Kemalist dergisi, La Turquie Kemalistken Kemal ismi olunca La Turquie Kemalist oldu. 35'te 27, 31, 33. 3. CHP kongresinde Kemalizm ilkeleri de Kemalizm ilkeleri oldu. Yani bu CHP tüzüğüne de yansıdı. Her şeye, her yere yansıdı. Sonra
Gazi Paşa'ya diyorlar ki, paşam bir hata yaptık biz. Kamal Öztürkçe değilmiş. Yani ne yapacağız? Şimdi bir ikinci nüfus kağıdını çıkartmışsın. Nüfus kağıdını değiştirmişsin. Her yere tebliğ etmişsin. Bütün resmi evraklarda değişmiş. Dergi bile, resmi dergisi bu Türkiye'nin, La Türkiye Kemalist. Hepsini değiştirmişler. Ondan sonra yöntem şu, 1937'nin ortalarından itibaren diyorlar ki hiçbir tebliğe falan gerek olmasın. Siz yavaş yavaş tekrar Kemal yazın. Yani bunu bir daha ilan etmeyin. Mustafa Kemal öldüğünde resmi olarak adı Kamal'di. Kamal olarak öldü. Şimdi gelelim Atatürk ismine. Mustafa Kemal Atatürk. Kim verdi Atatürk soyadını? Meclis verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi verdi. Aslında mecliste konuşulduğu doğru, yani meclisin verdiği doğru. Çünkü kanun çıkıyor. Yani bu kadar. Ama o meclis, yani bu ismin konuşulduğu meclis, Dolmabahçe'deki yemek, yani sofra meclisi, öyle söyleyeyim size. Şimdi hikayede şu, soy ismini de kendi vermiştir. Çok ilginç bir şey. O yüzden dedim, yani Kemal Atatürk'ün hakikaten farklı bir karakteri var. Yani bunu teslim etmek lazım, değişik bir adam. İsimlerini kendi vermeyi tercih edecek kadar farklılıklar taşıyor. Şimdi bu soyadı hikayesi çıktığı zaman herkese bir soyadı verilecek. Peki Önder'e ne soyadı vereceğiz? Şimdi Önder Biricik ve bir tane. Şimdi herkese verdiğimiz soy ismi olmaz diye bakın şu isimler konuşuluyor. Çünkü CHP araştırma yapıyor, Türkçülük Kurumu araştırma yapıyor. En sonunda 14'lük bir liste oluşturuyorlar. İşte Etil mi diyelim, Türk kahramanının adı, Atilla'nın eski adı, asıl adı. Ete Alp mi diyelim, Korkut mu diyelim, Arız mı diyelim, Ulaş, Yazır, Emen, Çuaş, Salır, Begit, Ergin, Tokuş, Beşe. Bunlar önerilen isimler. Ama Gazi Paşa sizin gibi dudak tutmuş buna, böyle söylesin. Beğenmemiş. Ama çalışmalar da hararetle devam ediyor. Öyle bir soyadı bulalım ki hani Gazi Paşa'ya yakışsın bu soy ismi şeklinde. Bulamıyorlar ama bu arada. Böyle bir isim de bulunamıyor. O sırada Türk Dil Kurumu'nun bir kongresi var. O kongrede Türk Dil Kurumu Başkanı Saffet Arıkan yapacağı konuşmayı, tabii o da ilginç. Mustafa Kemal geliyor toplantıyı izlemek üzere Türk Dil Kurumu Kongresi'ne. Türk Dil Kurumu Başkanı konuşmayı yapmadan önce konuşmayı okuması için Gazi Paşa'ya veriyor. O okuyor, birkaç düzeltme yapıyor ve ondan sonra onu okuyor. Fakat o konuşma çok hoşuna gidiyor Mustafa Kemal Paşa'nın. Çünkü o konuşmanın bir başlangıç hitabı var, bir sonuç hitabı var. Zaten Gazi Paşa o hitapları görünce çok etkileniyor. Şöyle başlıyor. Ey Türk atası, Atatürk orada karşısında, tabii konuşmanın açılışına ona hitaben, ey Türk atası diye konuşmasını yapıyor, bir iki paragraf zaten. Bitirirken de ata, Türk diyor. Yani büyük Türk anlamında, ata. Şimdi bu iki hitap da çok hoşuna gidiyor Gazi Paşa'nın. Akşam Dolmabahçe'de sofrada soruyor. Dilciler var sofrada zaten. Atatürk mü? Türk atası mı? Türkçe söylenişe daha uygundur diye. İşte orada bir takım öneriler yapılıyorlar falan filan. O önerilerden sonra Atatürk soyadının Türkçe söylenişe daha uygun olduğu kabul ediliyor. Ve 24 Teşrin Nisani 1934'te, yani Kasım Teşrin Nisani Atatürk'e soyad ismi meclis tarafından. Hemen diyor Atatürk madem herkes beğendi, İsmet diyor sen bir kanun hazırla, yarın meclise ver. Yani meclise veriyorlar. Oy birliğiyle meclis Mustafa Kemal'e, hatta Kemal Atatürk'e, işte Kemal, Gazi Kemal'e Atatürk soy ismini veriyor. Bakın bu o kanun. Madde 1, Kemal Öz adlı Cumhurreisimize Atatürk soyadı verilmiştir diye bak. Şimdi tabii kanun okumak da bir maharettir.
Türkiye'nin çok anlı şanlı profesörleri bu kanuna bakıp Kemal Özlü görünce aa Kemal Atatürk'ün ilk soy ismi Özmüş diye yorum yaptılar. Halbuki Öz ilk adı demek. Ön adı. Öz adı o. Kemal Öz adlı. Hatta bunlardan biri hatırladığım kadarıyla Yalçın Küçük'tü. Bunu alıp böyle icat etmiş gibi, keşfetmiş gibi pardon. İşte Özmüş onun soyadı da sonradan Atatürk falan. Yok böyle bir şey. Öz dediği ilk adı. Sonra da diyorlar ki ya Atatürk ismini verdik ama ya başkası alırsa? Almasın diye bu ikinci kanun çıkıyor. Atatürk adının başka kimse tarafından alınamayacağına dair bir kanun. İşte Saffet Arıkan bu soy isminin, şimdi burada tam görmüyorsunuz ama şu yukarıda yazıyor. Yani işte Türk atası Atatürk burada yazan metinler. Evet, orada itibaren ismi, soy ismi Atatürk'ün verilmiş oluyor. Bakın o dönemde gazetelerde bile ismi yazılırken Atatürk, yani sonradan onu artık birleştiriyorlar, Atatürk ismini aldığını söylüyorlar. Bu kadar. Hepsi bu. Şunu söylemeye çalıştım, en çok bildiğim herhalde yani Mustafa Kemal Atatürk 1881'de Selanik'te doğdu. Her bir kelimeyle ilgili aslında bilmediğimiz o kadar çok şey var ki çünkü biz yanı başımızda olan, önümüzde duran o ezberle hiçbir zaman hesaplaşmıyoruz, korkuyoruz. Size şöyle söyleyeyim ben. Bu Mustafa Kemal'in Kamal olduğunu benden önce de görmüşlerdir. Onu söyleyeyim. Ben literatürde hiçbir yazıya rastlamadım ama bunu bilirler. Fakat öyle bir hava yaratılmıştı ki Atatürk'e dair bir şey yazamıyorsunuz bu konuda. Yani sorun mu olur? Üzerinize mi gelirler? Şu mu olur? Bu mu olur? Falan filan. Böyle bir şey. Yani bu. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar.